Bülent avucunu açmış kendisine doğru elini uzatan adama ters ters baktı. 50 yaşlarında gösteren adam, görmeye alıştığı hırpani kıyafetli dilencilere benzemiyordu. Üzerindeki giysiler eski fakat temizdi. Eli yüzü temiz ve sağlıklı görünüyordu. Sapasağlam adam gidip çalışacağına dileniyor. Belki benden daha zengindir diye düşündü. Zaten canı çok sıkkındı ve sinirliydi. Alaycı bir ses tonuyla "Ekmek parası mı istiyorsun?" diye sordu. "Hayır, çikolata parası lazım." Bülent'in kızgınlığı şaşkınlığa döndü. Espri yeteneği olan dilencinin hali de başka oluyor diye düşündü. "Niye? Siz ekmek bulamayınca çikolata mı yiyorsunuz?" "Hayır. Ekmek bulamadığımız günler genellikle bulgur pilavı yeriz. Onu da bulamadıysak aç yatarız." Bülent adamın ciddi mi konuştuğunu yoksa dalga mı geçtiğini anlayamamıştı. "Yani bugün karnınız doydu, üstüne tatlı mı istedi canınız?" "Fakirin canı mı olur ki tatlı istesin beyim?" "Bu bir kamera şakası mı yoksa sen iş bulamamış stand-upçı filan mısın?" "Hiçbiri değil. Bugün karımın doğum günü. Ona çikolata götürmek istiyorum." "Doğum gününde yaş pasta alınır bildiğim kadarıyla." "O bizim için değil, zenginler için. 30 yıllık evliliğimiz boyunca ona bir kez bile yaş pasta alamadım. Ama her doğum gününde mutlaka çikolata götürdüm. Çikolatayı çok sever." Adamın söyledikleri Bülent'in dikkatini çekmişti. O akşam karısıyla kavga etmiş, kapıyı çarpıp kendini sokağa atmıştı. Arabasına da binmemiş, sahile kadar yürümüştü. Denizi seyretmek de onu rahatlatmamıştı. Oysa eskiden denizi seyrederken çok rahatlardı. Dalgalar sıkıntısını alıp götürürdü. Fakat karısının evde ağlıyor olduğunu bildiği için olsa gerek, hiçbir şey onu rahatlatmıyordu. Dilenciyle konuşurken biraz kafası dağılmıştı. Acaba söyledikleri gerçek mi yoksa uyduruyor mu diye düşündü. "Cebinde bir çikolata alacak paran yok mu şimdi?" Bülent'in sorusu üzerine adam ceplerini boşalttı, bir nüfus cüzdanından başka bir şey çıkmadı. "Ben dilenci değilim. İşim yok. Günlük çalışırım. Ne iş bulursam yaparım. Fakat bugün bütün gün iş aradım. Aksilik bu ya, hiçbir iş bulamadım." Bülent oturduğu bankı işaret ederek yer gösterdi. "Oturun biraz, dertleşelim bari," dedi. Adam çekingen çekingen oturdu yanına. "Yok mu eşin dostun, borç alacak akraban?" "Fakirin akrabaları da fakir olur beyim. Bulurlarsa kendi karınlarını doyururlar." "Dilenecek kadar çok mu seviyorsun karını?" "Hem de çok seviyorum. 30 yılımı aydınlattı o benim." Aşk, hem de 30 yıl süren aşk. Hayret doğrusu. Aşkın ömrü 3 yıldır diyorlar oysa. Sen 30 yıldan bahsediyorsun." "Evet. Geçen yıllar sevgimi azaltmadığı gibi arttırdı." "Söyle o zaman, nedir evlilikte mutluluğun sırrı?" "Söylediklerine bakılırsa sen mutluluğun formülünü bulmuş gibisin." "Ben ilkokulu bile bitirmedim. Öyle formül filan bilmem." "Formül dediysem kimya formülü sormuyorum canım. Ben de 6 yıllık evliyim. Sevdiğim kadınla evlendim fakat mutlu değilim. Sürekli kavga ediyoruz. Daha 2 saat önce kapıyı çarptım çıktım. Evimiz, arabamız, işimiz, gücümüz, her şeyimiz var ama mutlu değiliz. Senin hiçbir şeyin yok ama mutlusun. Para mı acaba bizi mutsuz eden?" "Hiçbir şeyim yok mu?" "Hayır, benim her şeyim var. Benim karım her şeyim. Sevgilim, eşim, arkadaşım, hayat yoldaşım. Hayatımı paylaştığım insandan daha değerli ve daha önemli ne olabilir ki dünyada? Sizin ev, araba, iş diye her şey dediğiniz şeylerdir aslında hiçbir şey olan." "Öyle deme. Şu kadar varlığın içinde bile karım her şeyden şikayet ediyor. Bir de fakir olsam kim bilir ne olur." "Altın tasın, kan kusana faydası yoktur beyim.
Sen kadın ruhunu hiç anlamamışsın. Hiçbir kadın iyi bir evde oturduğu, her gün çeşit çeşit yiyecekler yediği için mutlu olmaz. Bir kadın, kocasının her şeyi olduğunu bildiğinde ancak mutlu olur. Sizin mutluluğunuzun sırrı bu mu? Olabilir. Ben karıma değerli şeyler alamıyorum ama ona benim için ne kadar değerli olduğunu hissettiriyorum. O da çok mutlu oluyor. Bir kadına değerli olduğu nasıl hissettirilir? Küçük kızı severek. Küçük kız mı? Hangi küçük kız? Yaşı kaç olursa olsun, her kadının içinde hiç büyümeyen bir küçük kız vardır. O kızı ne kadar çok sever, ne kadar çok mutlu edersen, o kadını da o kadar mutlu edersin. Nasıl yani? Küçük kız neleri sever, nelerden hoşlanır bir düşünün. Küçük kızlar hep beğenilmek, ilgi görmek isterler. Güzel olduklarını duymaya bayılırlar. Kendilerine prenses gibi davranılmasını beklerler. Küçük kızlar hep prenses olmayı hayal ederler. Sürprizlerden hoşlanırlar. Biraz şımartılmak isterler. Sevilmek ve sevildiklerini hep duymak isterler. İltifata doymaz küçük kızlar, öyle değil mi? Haklısın. Benim 4 yaşında bir kızım var, adı Aylin. Her akşam boynuma sarılır, "Babacığım beni ne kadar seviyorsun?" diye sorar. Giysisini değiştirdiği zaman etrafımda "Baba güzel olmuş muyum?" diye sorar. "Güzelsin" demem bile yetmez ona. "Harikasın, prenses gibi olmuşsun" demeliyim. "Dünyanın en güzel kızı" demeliyim. İşte kadınlar bir ömür boyu bunu duymak isterler. Ben 50 yaşındaki karıma böyle davranıyorum. Ömrümüz olur da 80-90 yılda yaşarsak ben ona böyle davranmaya devam edeceğim. Ona bebeğim diye hitap ediyorum, çok hoşuna gidiyor. Bebeğim bana bir çay yapar mısın dediğimde çay yapmak için nasıl koşturduğunu görmelisiniz. Hiç kavga etmez misiniz siz? Kavga evliliğin tadı tuzu. Arada biz de tartışırız. Küsüp barışmanın tadı ayrıdır. Benim karım bir keçi kadar inatçıdır. Onunla barışmak için uğraşmak ayrı bir keyif verir bana. Benim eşim çok ciddi bir kadındır. Hiç küçük kız havası yok onda. Küçük kızlar büyüdükleri zaman artık sevgi, ilgi istemeye utanırlar. En ciddi ya da en yaşlı kadının bile içinde o küçük kız mutlaka vardır. Yeter ki sen o tatlı kızı sevindirmeyi, mutlu etmeyi bil. Ve o küçük kızı asla aldatma. Yoksa bir daha sana güvenmez ve ne yaparsan yap hep kuşkuyla bakar. Küçük kızlar hem çabuk mutlu olurlar hem de çabuk kırılırlar. Çok narindir onlar. Hoyrat elleri sevmezler. Yumuşak dokunuşları severler. Bu tavsiyeni deneyeceğim. Fakat her zaman yapabilir miyim bilmiyorum. Bazen işlerim çok yoğun oluyor ve o zaman eve çok yorgun gidiyorum. Bu sadece bir bahane. O küçük kızı mutlu etmek dünyanın en kolay işi. Çoğu zaman birkaç tatlı söz yeterli olur. Sen o küçük kızı mutlu ettiğinde karşılığını fazlasıyla alırsın. Artık o seni rahat ettirmek için elinden gelen gayreti gösterir. Karısı mutlu olmayan erkek mutlu olamaz. Mutlu olmak isteyen erkek önce hayat arkadaşını mutlu etmelidir. Düşünsene, somurtkan, mutsuz, sürekli söylenen biriyle yolculuğa çıksan ne kadar mutlu olabilirsin? Haklısın da ben de bütün gün zaten ailem için çalışıp yoruluyorum. Yine para, yine dış sebepler. Evet, para önemli ve gerekli. Ama kadınlar para için erkekleri sevmezler. Para geçici mutluluklar verir. Kadınlar hediye almayı severler. Paran varsa hediye al tabii. Ama hediyeyle mutlu olmasını bekleme. Hediyenin yanına sevgini katmazsan hediyenin bir anlamı yoktur. Benim hiçbir zaman çok param olmadı. Günlük kazandım, günlük yedik. Bazen aç kaldığımız günler oldu. Hiçbir zaman karımın kulaklarına altın küpe takamadım. Ama her zaman aşk sözleri fısıldadım. Hiçbir zaman boynuna pırlanta gerdanlık alamadım. Ama
hep öpücüklerle sevdim boynunu. Hiçbir zaman ona ipek elbiseler giydiremedim. Ama kendi bedenimle ipek elbise gibi yumuşacık sardım bedenini ve mutlu ettim onu. Adam ayağa kalktı. Bana müsaade, artık gitmeliyim. Karım merak eder. Sen de git evine, küçük kızın gönlünü al. Belki o küçük kız şimdi evde ağlayıp duruyordur. Bülent de ayağa kalktı. Kuvvetlice elini sıktı. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Elini bıraktı, koluna girdi. Yolun karşısındaki pastaneye gösterdi. Hadi gel, eşin için şuradan çikolatalı pasta alalım. Pastayı aldılar. Adam hayatında ilk defa karısına yaş pasta götürmenin mutluluğuyla bin bir teşekkür ederek evinin yolunu tuttu. Bülent de pastanenin yanındaki manavdan karısının en sevdiği meyvelerden aldı. Evine geldiğinde karısı şişmiş gözlerle mutfak masasında oturmuş su içiyordu. Bülent hiç konuşmadan meyveleri büyükçe bir tabağa döküp yıkadı. Sonra eşinin önüne koydu. "Bunlar dünyanın en şanslı meyveleri," dedi. İnci hiç konuşmadı. "Sorsana niye?" diye. İnci kızgın kızgın, "Niye?" diye sordu. "Çünkü dünyanın en güzel ve en tatlı kadınının midesine gidecek," dedi gayet ciddi bir ses tonuyla. İnci şaşırmıştı. Bir anda yüzünün ifadesi yumuşamıştı. "Bunlar senin sevdiğin meyveler. Senin için aldım." "Hayret bir şey. Her zaman kendi sevdiğin meyveleri alırdın. Benim hangi meyveleri sevdiğimi iyi hatırlamışsın yine. Ama şimdi kıymeti yok. Çünkü sana çok kırgınım ve meyve alarak gönlümü alamazsın. Özür dilerim seni kırdığım için." Sonra Bülent yere diz çöktü. "Cezam neyse razıyım. Ama bir tek şey istiyorum senden. Seni delice seven bu adamı senden mahrum etme." Bülent yere çömelmiş, boynu bükük bir vaziyette çok komik görünüyordu. İnci kıkır kıkır gülmeye başladı. "Affetmek o kadar kolay değil. Bakalım hangi cezalara katlanabileceksin," dedi. Bülent işte o zaman ona muzip muzip bakan eşinin içinde sakladığı küçük kızı gördü. Bundan sonra her şey daha farklı olacak diye düşündü.